Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Semat04 Semat YouTube kanalıma, evime hepinize selamlar, sevgiler göndererek yine güzel bir model çalışacağız inşallah. Modelimiz çok güzel. Böyle güpür gibi, dantel gibi, tül gibi harika bir model. Modelimi Alize Angora Gold'la çalıştım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Krem rengi, yeşil, yavru ağzı, gül kurusu hepsinde çok şahane durabilecek güzel bir model. Şöyle modelimin zeminini değiştirdim. Modelim kendini biraz daha göstersin diye böyle çeyizlik yeleklere, blüzlere, hırka, harika bir hırka olur, mevsimlik hırka. Arkasını, kollarını düz yapıp önüne de bu deseni koyarsanız çok güzel bir hırka olur. Modelimizin arka yüzden hepsi ters yapılırken ön yüzden modelimiz kurulacak. Modelimizin ilmek sayısı 4 artı 6 ortada 7. 4, 6, 7 ilmekten oluşuyor. Yanlış söylemeyeyim. Şimdi başlayacağım. İpim biraz kalınca bir iple başlayacağım. Böyle BİM'den aldığım kalın. Bayağı bir kalın bir ip. Nako'dan, işte Alize'den, Bebe Yün'ünden bayağı kalın bir ip. Modelimiz rahat görünsün diye bu iple çalışacağım. Hemen ilmeklerimi atıp geliyorum. Bakın iki model için bana kaç tane ilmek lazım, bunu da göstereyim. Ön pattan sonra şu ters saymayalım. 2 4 6 7 7 bir model. 2 4 6 7 burada artırmışım. Şimdi hemen modelimizin ilmek sayısını ben atıp geliyorum arkadaşlar. Çok da net belli olmuyor, ajurlu olduğu için hemen şöyle 2 numara şişle ilmeklerimi atayım. Gerekli ilmekleri size detaylı olarak anlatacağım. Üç tane kenar ilmeği kullanacağım. Tamam mı? Üç tane kenar ilmeği kullanacağım. Yeterli ilmekleri attım değerli örgütçüler. Şimdi bakın ilmek atış şeklim bu. İlmeklerim bitti. Arka yüzden bir sıra şöyle haroşa yapalım. Haroşanın üzerine modelimizi kuralım. Siz dilediğiniz lastik modelini yapın. Yaptıktan sonra bu modeli kurun. Biraz sonra göstereceğim kaç tane ön pat için, büyükler için kaç tane ön pat lazım. İşte modelimiz kenarlarda ben yeterli ilmeği sizin için göstereceğim. Sayısını da net olarak vereceğim şimdi. Bu sıramı haroşa olarak yapıyorum. Bu sıramı bitirdim. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzden bakın modelimi kuracağım. Modelimin şöyle kenardan ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 tane ördüm düz. Modelin birinci sırası. 2 4 5 tane düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği sola doğru kestim.
sola doğru kestim. 2. Şimdi buradan 2, 4, 6 ilmek yapacağım. Yani 6, 7, 8. Bir model 8 ilmekten oluşuyor. Tamam mı? Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Burası modelin şu ara. Toplamda 8 ilmek. Yine bir doladım. Bakın bu tarafa kesme yok. Bir doladım. İkisini sola doğru birlikte ördüm. Bu demek oluyor ki 8, 8, 8 olarak modelinizi ayarlayacaksınız. 8 artı 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane ördüm. Kesmeden sonra bakın dolamayı yaptım. İkisini bir ördüm. 2, 4, 6 tane ördüm. Bir doladım. İkisini sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5, kenar ilmek. Burası bizim kenar ilmek. Burada ben 3 ilmeği fazla başlamışım. Bu kenarda haroşa yapacağım. Ön pata sayın burayı. Hemen arka yüzünü çeviriyorum. Modelin ikinci sıra ve arka yüzü. Bu 3 ilmeği ön pat olarak kabul edebilirsiniz. Haroşa yaptım. İşte kalan bütün ilmekleri ters. Dikiş yerine gelecek ilmek sayısı da kabul edin bunu. Yani sonunda 4 tane haroşam, 3 tane haroşam fazla oldu. Onu ben haroşa olarak kullanıyorum. Modelimizin ilmek sayısı 8 artı 8. Bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Modelin ikinci sırası arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıra sonuna kadar geliyorum. Her mevsim kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Hırka, bluz, süveter, bebek örgülerinde, etek, örgü eteklerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Son ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz modelimizin. Üçüncü sırada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıra ön yüz. 3. Bakın 1, 2, 3 kenar ilmeğimi ördüm. Burada bir ajürümüz var. Ajürümüzün bu sırada kesmeye başlıyoruz. İkisini birlikte ördüm. 1 doladım, 1 ördüm. 1 doladım. İlmeğimi yönünü çevirdim. Sola doğru birlikte ördüm. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Yine sağa doğru bir kesme yaptım. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, sola doğru bir kesme daha yaptım. Modelimiz yavaş yavaş çıkıyor. 1, 2, 3 tane düz ördüm. İkisini sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım. İkisini sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden de yine ilmekleri olduğu gibi ters örgü olarak öreceksiniz. Şu kenar 3 tane haroşam dışında. Burası dikiş ya da ön pat olarak kabul edin. Diğer ilmeklerimiz tamamen modele ait.
Bu sırada arka yüzünü birlikte örelim. Bundan sonra arka yüzünü örmeyeceğim. Örüp geçeceğim. İki numara şiş kullanıyorum. Şişler, ipler tercihinizdir. Çeyizlik yelek yapacaksanız, sabrınız varsa alize, angora, bok da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka yüzden görüntüsü. Ön yüze geçiyoruz şimdi. Şöyle bir görüntü elde ettik. İlk sırada kesme yok. Bu tarafa kesiyoruz ama bu tarafa kesme yok. Ön yüze geçtik. Ön yüzde yine kenardaki ilmeğimi ördüm. Düz ördüm. Yine ajürümüze geldik. İkisini sağa doğru birlikte ördüm. İkisini sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Şu ilmeği boşaldım. İkisini birlikte ördüm. Boşaldığım ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden geçirdim. Bir doladım. İkisini sola doğru birlikte ördüm. Bir düz ördüm. İkisini sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. İlmeğimi ön yüzden boşaldım. İkisini soldan sağa doğru birlikte ördüm. Boşaldığım ilmeği ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. İkisini sağa doğru ördüm. Buradaki düz ilmeğimiz teke düştü. 6 taneydi. Tek ilmeğe düştü. Bir doluyorum. Örmeden al. İkisini soldan sağa doğru birlikte ör. Üzerinden atlat. Bir dola. Sola doğru ör. Kenar ilmekler. Kenar ilmeklerimizi ördük. Ajürlü harika bir model. Şimdi arka yüzden ilmeklerimiz hep ters olarak örüp geleceğiz. Bir de kalın iple yapılışı, ince iple yapılışının farkını da göreceksiniz. Kolay. Çok kolay. Hiç kafanız karışmayacak. Çok kolay. İki şiş yazlık, baharlık, her mevsimlik kullanabileceğiniz örgü modeli. Bütün ilmeklerimi ters olarak sıramı bitiriyorum. Modelimin son sırası ön yüzde. Yine kenar ilmeklerini aldım. Burada şu şekilde bir görüntü var. İkisini sağa doğru birlikte ördüm. Biraz sıkı örmüşüm. Sağa doğru ördüm. Şimdi burada 3 tane ilmeğim kaldı. 3 ilmeğim var. Bunu altıya çıkaracağız. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım. İlmeğimi bu şekilde aldım. Burayı da ikisini birlikte örüp boşaldığımı üzerinden atlattım. Tek ilmeğe düştü. 2, 4, 6, 8. Bu da modele de ait. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım, bir ördüm, bir dola, bir ör, bir dola, ilmeğin yönünü çevir, örmeden al. İkisini sağa doğru birlikte ör ve üzerinden atlat. Devam ediyorum. Bir dola, bir ör, bir dola, bir ör, bir dola,
bir ör, bir dola, iki ilmeği sola doğru birlikte ör. Kenar ilmek. Modelimiz yine başlangıçtaki sayıya ulaştı arkadaşlar. Şimdi arka yüzden ters olarak örüp geliyoruz. Bir model bitti. Bir model bitti. İkinci modeli de birlikte kuralım. Yine aynı şekilde. Bakın aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Burada da aynısını yapmıştık. 5 tane düz ördüm. Bir doluyorum. Şunun tam ortadaki ilmek denk gelmesi gerekiyor. İkisini birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ördüm. 2, 4, 6 tane düz ördüm. Tekrar bir doladım. İlmeğin yönünü çevirdim. Sola doğru birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 dola. Küçük baklavanın ortadaki ilmeği sola doğru kes. Kalan ilmekler düz bir şekilde örülecek. İkinci modelin kurulumunda bu şekilde yaptık. Şimdi arka yüzden tekrar örüp geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm geldim. Ön yüze geçiyorum. İkinci modelin ikinci sırasındayız. Yine 2, 3. 3 tane düz ördüm. Şuradayız. İkisini sağa doğru ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. İkisini sola doğru birlikte ördüm. 1, 2, 3. İkisini sağa doğru ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. İkisini sola doğru ördüm. İkinci modelin ikinci sırasında bu şekilde örüyoruz. 1, 2, 3. İkisini sola kes. Bir dola. Bir ör. Bir dola. İkisini ilk önce sağa kestik, sonra sola kestik. Kenar ilmek. İkinci modelinde sırası bu şekilde. Yine arka yüzden örüp geliyorum. Zaten model çıktı arkadaşlar. Evet, model bu kadar. Hep birbirinin aynısı, hep birbirinin üzerine gelecek şekilde yapılacak modelimiz. Harika. Ajurlu bir model. 8 artı 8 ilmekten oluşan alizede de bakın ince ipte de şu şekilde duran harika bir model. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.